Merhaba arkadaşlar, ben Xlive 99. Bugünkü bölümümüzde kullanıcıdan geri dalmayı öğreneceğiz. Dolayısıyla oyun yapımına hafiften giriş yapacağız. Biliyorsunuz ki ben 2 haftada bir video yüklüyorum. Ve bundan 2 hafta önce burada teknik bir arızadan dolayı internetler yoktu. Ve bu yüzden ben de mantıken video çekmedim. Ve geçen hafta çekmeyi düşünüyordum ama kendi yaptığım oyunuma odaklandığım için açıkçası zaman bulamadım. Ve oyunumu bugün yayınladım. Yani dün yayınladım ama oyunda bir bug vardı. O yüzden güncellemek zorunda kaldım. Öyle yani. Eğer oyunumu merak ediyorsanız bu videonun açıklama kısmında linkini bulabilirsiniz. Şimdi ben burada geri dalma diye hemen bir klasör oluşturdum ve içine kodları yazdım ve ayrıyeten boş bir game object oluşturdum. Burada böyle bir görüntüsü var. Evet. Her neyse. Şöyle duralım. Eski halimizde. Tamam. Burada kodu da içine attım. Gördüğümüz gibi public değişkeninde, yani public olarak 3 farklı, bakalım, integer değişkeni var. Kodu açıyorum buradan. Normalde kodları önceden yazmamıştım. Yani video çekiyordum. Sonra videoda bir arıza olduğunu fark ettim ve mecburen baştan çekmek zorunda kaldım. Bu yüzden kodları hazır şekilde yazılmış. Ben size buradan sadece neyi ne için kullandık, burada ne işe yarıyor gibi sadece onları söyleyeceğim. Şimdi ilk başta integer bildiğimiz gibi tam sayılar. Public'te bu inspektör panelinden, yani buradan o değişkenlere ulaşabilmemizi sağlıyor. Bunları değiştirebilmemizi sağlıyor. Public bu işe yarıyor. Bir de void update türünde veya bunu fixed update türünde de yazabilirsiniz arkadaşlar. Neden start veya awake ile yazmadık? Çünkü start ve awake bildiğimiz gibi tek bir kere çalışıyor. Yani şurada FPS yeri var gördüğümüz gibi. Ve bu FPS yeri kadar ekranda görüntü geçiyor değil mi? Bunların, yani oyunu açtığınızda bunlardan İlk açılanı, yani ilk devreye gireni awake fonksiyonunu devreye sokuyor. İkinci FPS ise start fonksiyonunu devreye sokuyor. Yani öyle örnek vereyim daha iyi anlamanız için. Ve bu awake komutundayken bir girdi almanız, kullanıcıdan bir girdi almanız sadece o bir FPS içerisinde tuşa basarsa girdi sayılır. Ve bu da neredeyse imkansız denilecek bir şey. Start fonksiyonu için de aynı. Fixed update de yapabilirsiniz. Çünkü bunlar sürekli güncelleniyor. Yani her frame'de, yani her FPS değerinde bunlar güncelleniyor arkadaşlar. Bu yüzden update fonksiyonu da yapmanız daha mantıklı olacaktır. Evet, geçen ders size öğretmiştim. If komutunu eğer anlamına geliyor. Bunun içine yazdım ki arkadaşlar input komutu var. Bu input komutunun tabi işte birçok alt şeyi var. Komutu var. Tabi bunların hepsini gösteremeyeceğim çünkü hepsini ben de bilmiyorum. Ben sadece size lazım olanları göstereceğim. Şimdi input get key down ve get button down. Daha doğrusu get key ve get button kullanılıyor. Tabii bilgisayar oyunlarında. Bunların dışında farklı şeyler de kullanılıyor tabii. Her neyse get key down olduğunda bir parantez daha açıp içine hangi tuş girilecekse onu yazıyoruz. Tabii get key için key kod yazıp buraya
Hangi tuş ise onu girmeniz gerekmekte. Mesela X yerine farklı bir tuş diyeyim, yani burada gördüğümüz gibi başka şeyler de var. Evet, joystick butonları, bir sürü keypad falan, yani bir sürü kod şey var, girdi var burada. Burada alfa dediğimiz sayı muhtemelen, tam ben de bilmiyorum. Her neyse, biz X dedik çünkü çarpım bildiğimiz gibi ilkokullarda, ortaokullarda X diye gösteriliyordu. Bu yüzden çarpım için X harfini seçtim. Şimdi sayı 3, sayı 2 ve sayı 1 dedik. Sayı 3'ü sayı 1 ve sayı 2'nin çarpımına eşitledim. Ve bunu da konsola yazdırmasını istedim burada. Tabi bunlardan sonra yazdırmasını istedim. Çünkü bunlardan önce yazdırırsa önceki derslerinde bahsettiğim gibi sayı 3'ü muhtemelen 0 olarak gösterecektir. Çünkü daha bu koda henüz gelinmemiş olunacak. Her neyse, burada da get button down var. Ama neden burada mesela key kod kullandık? Burada ne? Şöyle button kod kullanmadık diyeyim. Yani çünkü bunun böyle bir alt kodu mu desem, içerik kodu mu desem, her neyse içerik kodu diyeyim. İçerik kodu yok. Button name diye var. Onu da ben nasıl kullanacağımı bilmiyorum. Zaten bu içerik olarak sizden bir string değişkeni istiyor. Az önce bir sorun oldu. O yüzden videoyu kestim. Yani o arayı kestim işte. Ses kesintisi falan olduysa özür dilerim. Her neyse, burada da get button'dan devam ediyoruz. Mesela buraya niye bir şey yazdık? Neden jump yazdık? Çünkü oyun içerisinde edit kısmında, bak şu an iken geliyor ha. Edit kısmında burada project settings'ten input kısmına girdiğimizde burada bize input değerleri yazıyor. Şimdi ben burada jump ismini verdim. Eğer buradaki isimlerden birini vermezsem bu kod bize hata verecektir. Böyle bir girdi yok diye. Jump girdisi gördüğünüz gibi pozitif buton space. Evet. Jump. Yani space'e bastığımızda işte bu kod uygulanacak demek oluyor. Şimdi hemen oyunu başlatalım. Oyunu değil de daha doğrusu başlatalım işte projeyi. Şimdi ben bu, eğer bu hiyerarşi kısmına veya scene kısmına dokunup X veya boşluğa basarsam konsolda hiçbir şeyin yazmadığını fark ediyorsunuzdur. Oyuna tıklamanız gerek arkadaşlar. Oyuna tıkladığımda gördüğüm gibi spur toplanması gidiyor. Ben buradan bunu değiştiriyorum. Şöyle yapıyorum. Toplandığında 103 oluyor. Burada da değişiyor direktmen. X'e basıyorum. Çarpım oluyor. Tekrar o sürekli değişiyor. Çarpım toplam, çarpım toplam diye. Şimdi her seferinde tekrar basmam gerekiyor bu komutu işlemesi için. Ama ben diyelim ki sürekli basıldığında bir komut yapmasını istiyorum. Bu durumda get key down yerine direkt get key yazıyoruz. Veya tuştan elini çektiği anda komut uygulansın istiyorum. Bu durumda da get key up veya get button up diyoruz. Tabi burada da up komutu var. Yani yok değil, burada da yapabilirsiniz. Şimdi oyuna geri dönelim. Bir clear on play diyelim. Clear yapmamız gerek yok. Bunların da sayılarını değiştirelim mesela. Eksi yapayım bu. Evet. Oyun kısmına tıkladım. Ve space'e bastım. Lakin neden çalışmadı? Çünkü elimi kaldırmam gerek. Orada get button up demiştim. Elimi kaldırdığım anda kodu uygulayacaktır. Gördüğümüz gibi eksi 17 toplanan sayı. X'e basılı tuttuğum kadar bu kodu uygulayacak. Gördüğümüz gibi zaten burada da kodun uygulanma sayısını gösteriyor. Buradaki FPS değeri kadar bize kodu uygulayacaktır. Sürekli basıyorum şu an toplama şeyine ve kaldırdığımda kod işlemek konuluyor. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Bundan sonra yine bir video daha yükleyeceğim. Belki bunu yüklediğim anda izleyen olursa beklemede kalın diyeyim. Ne diyeyim yani.
Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.